Durumu stabil. Ama her an yeni bir kalp krizi geçirebilir. Bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye nakletmek lazım. Ne yapılacaksa burada yapılacak. Nakletmek güvenli değil. Hastamız burada kalırsa ölür. Ben elimden geleni yaparım ama kurtulma şansı yok. Abi Aksaçlı ölmeyecek dedi Abdüle. Nakletmekten başka çare yok. Abiyle görüşelim. Benim telefonum çekmiyor. Seninki çekiyor mu? Ne yapacaksanız bir an önce yapın. Hastanın fazla vakti kalmadı. Abdüle, dur. Burada olmaz. Al silahları. Geçmiş olsun beyler. Hastamız nasıl? Senin burada ne işin var? Tesadüf. Benim de kalbim sıkıştı. Bir check-up yaptırayım dedim. İyi ki gelmişim. Nafiz. Alın bunları. Alın. Çık. Hasta sizin yakınınız mıydı? Hepimizin büyüğü. Sadece benim değil. Ben gerekli müdahaleyi yapıyorum. Sen kardiyolog musun? Evet. Sen git başka hastalarla ilgilen. Ben hastamla ilgilenirim. Siz doktor musunuz? Nasıl ilgileneceksiniz? Yeri geldiğinde doktorum. Yeri geldiğinde savcıyım. Yeri geldiğinde öğretmenim. Çok kafam bozulunca cellat oluyorum. Şef Bey. Polat neredesin? Beni iyi dinle. Aksaçlı tehlikede. Mete hangi hastanede olduğunu biliyor. KGT ekibine haber ver, Mete'ye engel olsunlar. Sen neredesin Polat? Yoldayım. Hastaneye gidiyorum. Yavaş lan ben seni! Kasaptan mı aldın lan ehliyeti? Abi pardon. Hatalı saygılar abi. Böyle 2.80 mi yatacaktı? Zaman herkesi tasfiye etti. Siz bir Polat'ı tasfiye edemediniz. O da size kefeni giydirdi. Gömmek gene hayırsız evladınız bana düştü. Taşa. Beyler, problem çıkarmayın. Biz gerekeni yapıyoruz. Siz kimsiniz? Mete Bey içeride. Sizin geldiğinizi fark etmesin. Bir an önce basın gidin. Sizin için iyi olmaz. Şimdi sıkarım kafana. Mete Bey'in geldiğimizi duyar. Yine de üstümde hakkınız var. (Gülüyor)
gözünüz açık gitmeyin lütfen. Ben burada oldukça vatan evlatları rahat bir nefes alacaktır. Sana beni rahatsız etme demedim mi? Kusura bakma. Ben ısrar ettim. Şimdi ziyaret saati değil. Sonra gelirsiniz. Başkanın emniyetini almaya geldik. Size gerek yok. Artık gidebilirsiniz. Sen kimsin ki bana öyle üst perdeden konuşuyorsun? Ben yetişmeseydim başkanı öldürüyorlardı. Senin ne yaptın beni alakadar etmez. Naibin direkt emri var. Eğer bir problemin varsa ara derdini ona anlat. Aferin. Seni bayağı beğeniyorum. Nafiz yaşlanmaya başladı. İleride onun yerine seni emrime alacağım. Burada yeterli doktor yok. Aksaçlı'yı nakil ettirmemiz lazım. Eşref Bey Aksaçlı'nı sağlık ekibini müdahale için getiriyor. Gözünüz arkada kalmasın. Biz her şeyle ilgileniriz. O zaman Aksaçlı'nın sorumluluğu sana ait. Benden sonra bir şey olursa kafanı koparırım. Efendim, niye bu çocuğa adını bildirmedik? O çocuğu benim yanıma kadar soktun. Bir de soru mu soruyorsun Nafiz? Çocuklar mühim değil. Aksaçlı'nın fazla zamanı yok. Özel doktorlar hastaneye ulaşmasınlar. Yeter Nafiz. Abi, seni içeri sokamayız. Müdahale ettiniz mi? Aksaçlı iyi mi? Her şey kontrolümüz altında abi. Sağlık ekibini bekliyoruz. Abdüley ile Cahit nerede? Görmedik abi. Mete nerede? Siz böyle mi güvenlik alıyorsunuz? Aksaçlı'yı öldürmeye çalışan adam gelmiş, muhabbet ediyorsunuz. Çocuklar genç Mete. Sen al, sana yakışır. Polat Alemdar, sen artık ölü bir adamsın. Ben ölülerle uğraşmam. Abdüley ile Cahit nerede? Çocukları çok çalıştırıyormuşsun. Rapor almaya gelmişler. Ben de Nafize dedim ki artık Polat Alemdar diye biri yok. Çocukları yormayın. Yatırın, biraz dinlensinler. Mete, ben seni öyle bir yatıracağım ki bir daha hiç yorulmayacaksın. Abi sen gitsen daha iyi olur. Naip birazdan gelir. Akif, Abdüley ile Cahit'i bir yere kapatmışlar. Biz bakarız abi. Akif, tepemin tasını attırma. Çekil. Aksaçlı'yı naklettiniz mi? Niye ki? Abi doktor burada kalırsa ölür dedi. Eşref Bey Aksaçlı'nın özel sağlık ekibini getiriyor. Merak edilecek bir durum yok.
Alo. Dikkat et! Ne oldu abi? Doktorlar gelemeyecek. Aksaçlı'nın durumu kötüleşiyor. Doktor bir an önce nakletmemiz gerektiğini söylüyor. Hemen ambulans çıkarsınlar. Akif, Eşref'in kaza yapması tesadüf olamaz. Ne yapacağız abi? Burada kalırsa ölecek. Aksaçlı'nın durumu nasıl? Yetiştireceğiz efendim. Polat Alemdar, siz benimle geliyorsunuz. Adamın evinin burası olduğunu. Eminiz abi. Adamın geleceği yok. Dönelim istersen. En iyisi biz içeride bekleyelim. Hayırdır, kime baktınız? Mete'ye. İçeride mi? Mete Bey evde değil. Koçum, beni çağırmasa benim ne işim var burada? Aç kapıyı. Mete Bey yok dedik. İlla bana zorlaştıracaksınız kapıyı. Ne oluyor orada? Hanımefendi, bizim Mete ile yarım kalan bir hesabımız vardı. Onun için geldik. Siz rahatsız olmayın. Niye kapıda bekletiyorsunuz misafiri? Buyur etsenize içeri. Hanımefendi, problem çıkarmaya gelmişler. Ne diyorsam onu yapın. Gel bakalım evladım. Neymiş yarım kalan hesabı? Bir anlat. Mete birazdan gelir. Dışarıda bekleme. Evladım, seni dinliyorum. Hanımefendi, daha çok erkekler arasında bir mesele. Ben sizin kafanızı şişirmeyeyim. Benim haylaz oğlum beni üzdüğü gibi seni de mi üzdü? Onun hesabını sormaya geldim. İyi yaparsın evladım. Sen ne iş yapıyorsun? Devlet görevlisiyim efendim. Polat Alemdar'la çalışıyorum. Ne şanslısın. Polat Alemdar gibi bir kahramanla birlikte çalışıyorsun. Siz tanır mısınız Polat abimi? Ben bu devlet için, bu millet için hizmet eden herkesi tanırım. Bizim ailemiz 7 kuşaktır devlet hizmetinde evladım. Hayret efendim. Böyle bir aileden, böyle bir anneden yetişmiş bir evlat. Nasıl böyle bir şerefli bir ailenin mensubu? Nasıl böyle haylaz oluyor? Benim yüzümden evladım. Babası hep devlet görevinde dışarıda olduğu için babasız büyüdü evladım.
Ben de üzülmesin diye biraz şımarttım. Hanımefendi, bir arasanız da acaba gelmeyecek mi haylaz oğlunuz? Ah evladım. Korkumdan arayamaz oldum. Annesine söylenmedik söz bırakmıyor. Oğlum, ben hiç kimseyle bunları paylaşamıyorum. Sana böyle kanım ısındı, içim açtı. Aslında kötü çocuk değildir Mete. Ama... Aman anneciğim, üzülmeyin. Her evlat zaman zaman haylazlık yapar. Ne olacak? Gelir, elini öper, af diler. Benim anam da benden az çekmemiştir. Polat Alemdar'ı ara, hemen gelsin. Bu Mete'nin dersini versin. Aman anneciğim, Polat abiyi aramayayım şimdi ben. Çok meşgul. Uzatıver şu telefonu. Ben savcı Leyla Hanım'ı arayayım, o gelsin. Bu Mete'nin uslanacağı falan yok. Yok yok, belki uslanır. Savcı Hanım'ı hiç yormayalım. Oo, saat de çok geç olmuş. Ben de müsaadenizi isteyeyim, sonra tekrardan gelirim. Nereye evladım? Hani Mete'nin dersini verecekti. Abi ne oldu? Oğlum Mete'yi götürelim derken anası bizi Polat abiye yem edecekti. Buradan acil tüyüyoruz. Gel. Bunları muhataplarına ulaştırın. Derhal gelsinler. Aksaçlı'nın durumu nedir? Efendim, ben Aksaçlı'yı bulup gerekli önlemleri aldım. Ama Naip başka bir ekip göndermiş. Teferruatı geç Mete. Aksaçlı kurtuldu mu? Bilmiyorum efendim. Ben elimden geleni yaptım. Son gördüğümde yaşıyordu. Naip'in ekibi mi devraldı Aksaçlı'yı? Evet efendim. Sen niye yanında kalmadın? Açık konuşabilir miyim? Aksaçlı'nın sabaha çıkması çok zor. Bir an önce gelip size haber vermek istedim. Naip saçma sapan işler yapıyor. Büyüğümüz olarak olaya el koymanız lazım. Bunları düşünmek sana mı kaldı Mete? Sen vazifeni yapmamışsın. Aksaçlı'yı katiyen yalnız bırakmaman gerekirdi. Efendim, beni mazur görün ama... Polat Alemdar Aksaçlı'yı öldürseydi daha iyi. Bu saatten sonra artık kimseye hükmedemez. Yaşaması heyeti daha fazla sıkıntıya sokar. Haddini bil. Seni şuraya gömerim Mete.
O sadece heyetin başı değil, aynı zamanda benim babam gibiydi. Sen nasıl böyle konuşursun? Efendim, ben sadece gerçekçi konuşurum. Böyle bir iktidar boşluk kaldırmaz. Hele Türkiye ve bölge böyle bir dönemden geçerken. Hastamıza anjiyo yaparak stent taktık. Durumu stabil. Ama biraz kendini toparladıktan sonra bypass yapmamız gerekecek. Cerrahlar hazır mı? Her şey hazır. Doktor, bilmem gereken bir şey yok değil mi? Endişe etme Rauf. Uzun bir müddet dinlenmesi gerekecek. Ama hayati riski çok az. Boşuna bir şey sormayın Abdurrahim. Bu saatten sonra benim verecek bir şeyim kaldı. O da canım. Abi bizi neden öldürmediler? Neyi bekliyorlar? Formalitenin yerine gelmesini bekliyorlar Cahit. Yarın heyet hükmü verir, infaz ederler. Abi niye kendimizi öldürtüyoruz? Öyleyse niye teslim olduk? Abdurrahim, yaptığımız hatanın özrü, telafisi yok. Bedelini ödeyeceğiz. Başka yapacak bir şey de yok. Abi ölmeden önce son arzum. Bize bunu kim yaptı söyle. Kim yaptı bilmiyorum Abdülhamid. Ama kim yaptıysa çok büyük iş yaptı. Tansiyonunuz gayet iyi efendim. Teşekkür ederim. Hastaneden ne zaman çıkabilirim? Efendim, uzunca bir süre misafirimiz olacaksınız. Size bypass yapmamız gerekli. Acil mi? Sizi ancak bu şekilde gönül rahatlığıyla taburcu edebilirim. Geçmiş olsun efendim. Sana da geçmiş olsun Eşref. Hayırdır? Önemli değil efendim. Siz iyileşin sonra konuşuruz. Bir sıkıntı mı var Eşref? Müsaadenizle. Efendim, heyet olağanüstü toplantıya çağrıldı. Rauf! Hazırlan, çıkıyoruz. Efendim, durumunuz? Rauf, ne diyorsam onu yap. Aksaçlı'nın durumunu biliyor musunuz? Abi onun durumu iyiymiş. Ama bizim durumumuz iyi değil. Size de mi af yok? Abi yalvaracak halimiz yok. Bedeli neyse göze aldık ama Mete'yi götüremeden yakalandık. Ben ona yanıyorum. Sizinle benim kurtuluşum yok. Ama Abdüley ile Cahit benim dediklerimi yaparlarsa kurtulacaklar. Abdüley, Cahit.
Sizin ne olup bittiğinden, kimi kaçırdığımızdan haberiniz yok. Abi. Şşş, sözümü kesme. Ben emir verdim, siz uyguladınız. Kaçırdığımız kişinin ak saçlı olduğunu bilmiyordunuz. Abi, buna inanmazlar. İnandıracaksınız. Diyelim ki inandılar. Bize bunları söylemek ölümden beter zulüm abi. Başka çare yok Abdüley. Size son emrim bu. Abi, ilk defa emrine karşı geleceğim. Bunu da sana söylemek zorundayım. Abdüley, çocukluğu bırak. Siz ikiniz yaşamazsanız bize bu oyunu oynayanı kim bulacak? Abi, senin bulamadığını biz zaten bulamayız. Sen nereye? Biz oraya. Ha, üzerinizde şu kadar hakkım yok mu yani? Estağfurullah abi. Senin hakkını biz ödeyemeyiz. Ödersiniz Abdüley. Dediklerimi yaparsanız hakkım size helal. Günaydın anneciğim. Neredeydin gece? İşin vardı anneciğim. Yoksa gece huzursuz mu oldun? Yok. Çok şirin bir çocuk geldi. Polat Alemdar'ın adamıymış. Bir terbiyesizlik mi yaptı yoksa anne? Nafiz. O korumaları çağır. Hepsinin kafasına sıkacağım. Nasıl alırlar annemin yanına? Saçmalamayın. Sen annenle sohbet etmiyorsun, annene vakit ayırmıyorsun. Konuşacak kimsen mi var? Ben içeri çağırdım. Çok saygılı efendi bir çocuk. Güzel güzel sohbet ettik. Anne, sohbet edecek adam mı arıyorsun? Ara Nafiz'i gelsin. El alemin adamını niye alıyorsun karşına? Ya sana bir şey yapsaydı? Saçma sapan konuşma Mete. Sen annenin kim olduğunu bilmiyor musun? Kim annene bir şey yapabilir ki? Orası öyle ya. Asıl sana ne diyecektim? Bak, lafı karıştırdın yine. Ne diyecektin anneciğim? Sen ne zaman evleneceksin? Hayda. Anne, bu nereden çıktı şimdi? Hayırlı evladım Mete'yi ziyarete gittim. Büyük sürprizle karşılaştım. Lazia'nın güzeller güzeli kızıyla evleniyormuş. Hadi canım. Anne, emin misin? Terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun annenle? Bunadın mı ben? Estağfurullah anacığım. Ya ben Adaş'a çok sevindim. Ya ağzımdan öyle çıktı. Beni ne zaman sevindireceksin? Bak, sen ol, bu savcı hanımı kaçırma. Böyle kısmet her zaman bulunmaz. Annem, biz seninle böyle iyiyiz. Ben iyi falan değilim Mete. Bu evde bir ses, bir nefes istiyorum. Vekil olarak bizi olağanüstü toplantıya çağıran ortaya çıkmayacak mı? Çağrıyı yapan benim. Ancak bazı konuları netleştirmeden karşınıza çıkmam mümkün değil. Aksaç'ta Tanrı Dağı'na mı uğurlandı? Toplantıya neden bizi çağırdınız? Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırdı. Ne? Nasıl olur? Buna nasıl cüret eder? Bunu nasıl yapar? Aksaçlı yaşıyor. Polat Alemdar yaptığı hatadan döndü. Bedel ödemek üzere heyete teslim oldu. Polat Alemdar bu ihaneti nasıl yapabilir? Daha vahim olanı, Polat Alemdar'ın böyle bir eylemde başarılı olabilmesine nasıl izin verildi? Çok açık görülüyor ki güvenlik zafiyeti sandığımızdan çok daha vahim. Önceki Aksaçlı'nın suikasti aydınlatılmadan yeni Aksaçlı'nın kaçırılabilmiş olması tartışmamız gereken bir konu. Bu mevzu elbette tartışılmalı. Ancak bu tartışma için Aksaçlı'nın iznini almak gerekmez miydi?
Bana göre bu hadise Aksaçlı'nın meşruiyetine gölge düşürmüştür. 2000 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bizim töremiz belli. İhanet söz konusu olmadığı sürece Aksaçlı ölene kadar görevde. Bu durumda neyi tartışacağımızı anlayamadım. Aksaçlı'nın görevden alınmasının söz konusu olmadığını ben de biliyorum. Ancak Aksaçlı kendi iradesiyle görevden çekilebilir. Ve yine biliyorum ki Aksaçlı, biz heyet olarak Aksaçlı'ya görevden çekilmesini talep edersek talebimizi yerine getirecek karakterdedir. Efendim, artık bu kadarı ihanet. Buna nasıl sessiz kalabiliyorsunuz? Rauf, bizi farklı kılan en önemli şey nedir biliyor musun? Burada herkes fikrini açıkça ve özgürce ifade eder. Kimse düşüncesinden dolayı hain olarak görülmez, kınanamaz. Efendim, ben özellikle Sencer Bey'in böyle düşünmesine çok şaşırdım. Ve açıkçası yadırgadım. Aksine, ben hiç şaşırmadım. Sencer asla doğru bildiğinden şaşmaz. Kurumun, törenin kişilerin üstünde olduğunu bilir. O kişi ben bile olsam. Efendim, böyle sessiz sedasız çekilmeyeceksiniz herhalde. Unutmayalım ki heyet milletin bekasıdır. Bu bakımdan da kişilerin üzerindedir. Buyurun, devam edin. Ben sözümü bitirmiştim efendim. Bugün heyetinize olan inancım bir kat daha arttı. Ne şartlar altında olursa olsun bu kurumun milletin bekasını tesis edeceğine güvenim bir kat daha arttı. Buraya tek bir şey söylemek için geldim. Heyet benim için ne tavsiyede bulunursa ben o tavsiyeye kayıtsız şartsız uyacağım. Sizden bize Polat Alemdar'la yaşadıklarınızı anlatmanızı rica ederiz. O benimle ebediyete gidecek bir konu. Ancak bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Görevimi lekeleyecek bir şey olmadı. Başka sorunuz var mı? Heyet için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Gel. Aziz, Lalezara'ya davetimi ilettiniz mi? İlettim efendim. Avrupa seyahatindeymiş. Dönünce de icabet edecek. O elindeki ne? Nesrin Hanım, kuyumcu da bunları beğenmiş. Sizin bunlardan birini seçmenizi istemiş. Getir. Aziz, bu yüzüklerden hangisi ölmeye değer? Efendim, hiçbiri. Götür o zaman Aziz. Birini seç. Bunu beğendi Mete Bey dersin. Hı hı. Nasıl olsa takacak fırsatımız olmayacak. Gel. Efendim, Mete Aymar geldi. Anasından aldı tabii haberi çakal. Aziz, Mete yüzükleri görmesin. Al içeri.
Adaş, sana çok kırıldım. Sen evleniyorsun ve ben bunu annemden öğreniyorum. Ben senin yerinde olsam bu kırgınlıkla düğüne de gelmem. Ya ben sana kırgın kalabilir miyim? Hele ki düğünde yapacaksan mümkün değil kaçırmam. Ya Mete, kaç yaşına geldin? Hala böyle saçma sapan şeyler için gelmeye üşenmiyor musun? Sana düğün hediyemi şimdiden peşin peşin vereyim dedim adaş. Polat Alemdar artık tarih oldu. Öyle affedilmez bir hata yaptı ki ihtiyarlar ölüm fermanını imzaladılar. Benim Polat Alemdar'la husumetim çoktan bitti. Hoş, bitmese de senin yaptığın gibi hasmımı başkası götürüyor diye sevinmezdim. Erkek gibi vuruşamadık diye üzülürdüm ancak. Benim Polat Alemdar'la ne husumetim olacak? Senle aramıza giriyordu. Ezeli rekabetimize limon sıkıyordu. Ben onun aradan çıkmasına memnun oldum. Senle ben rahmetli Ecevit'le Demirel gibiyiz. Biz tatlı tatlı rekabet ederken aradan Özal gibi çıktı herif. Saçma sapan konuşma Mete. İhtiyarlar seni beni harcar, Polat Alemdar'ı yine harcamaz. Ya adaş, bari ben söyleyeyim. Sağda solda bilmediğin anlaşılırsa büyük rezil olursun. Polat Alemdar Aksaçlı'nın hayatına kastetti. Efendim, sizi bekliyorlar. Heyetiniz bir karara ulaştı mı? Ulaştık. Heyet olarak görevinize devam etmenizi tavsiye ve arz ediyoruz. Heyetin güvenine teşekkür ediyorum. Bugün konuşmamız gereken bir başka mevzu daha var. Polat Alemdar'ın akıbeti. Polat Alemdar'la ilgili hüküm sizin. Tartışmak niye? Fiil bana karşı işlenmiş olduğu için ben hükmü heyetin müşterek olarak vermesini istiyorum. Polat Alemdar'ın suçu açık. Yaptığının cezası da açık. Bana göre tartışmaya gerek bile yok. Polat Alemdar suç işlemedi. İhanet etti. İhanetin cezası ölümdür. Bugüne kadar ben Polat Alemdar'ı kazanmamız gerektiğini savundum. Fakat bu son eylemiyle Polat Alemdar savunulacak bir tarafa olmadığını gösterdi. Suç ve ceza konusunda benim de bir itirazım yok. İtirazı ya da farklı bir diyeceği olan var mı?
Öyleyse hüküm verilmiştir. Savcı hanım, ben ne yapayım? Olan neyse onu söylüyorum. Bunlar beni aptal mı zannediyor? Müdür izne ayrılmış, komutan rapor almış, onun hanımı doğuruyor, öbürünün çocuğu hasta. Bunlar görevlerine dönmeyecek mi? Dönecekler. O şıllık beni yere yatırdı ya. Ben bunların hepsini yerin 7 kat altına yatıracağım. Süründüreceğim. Polat Alemdar, ihanetinin bedelini ödemeye hazır mısın? Beni her şeyle suçlayabilirsiniz. Ama ihanetle suçlamanıza müsaade etmem. Peki, yaptığın ihanet değil de nedir? Büyük bir hata. Ama bu hatanın tek sorumlusu ben değil. Benim kadar siz de sorumlusunuz. Ben yaptığımın bedelini ödemeye hazırım. Ama siz yapmadıklarınızın bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Hükmün verildi. Öleceksin. Hala aynı cüretle konuşabiliyorsun. Hangi şartta olursa olsun ben doğru bildiğimi söylerim. Eğer ihanet etmiş olsaydım, siz şu anda benim için hüküm veriyor olamazdınız. Ben sizin masumiyetinizi anladığım an, canım pahasına sizin hayatınızı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Benim bundan niye haberim yok? Efendim, her şey çok hızlı gelişti. Kimin doğru, kimin yanlış söylediğini ayırabilecek durumda değiliz. Pekala. Polat Alemdar. Öyleyse sana hain olmadığını ispat etmen için bir fırsat vereceğim. Siz beni yanlış anladınız. Ben hakkımdaki hükme razıyım. Ne sizden bir talebim var, ne de kendimi size ispat etmeye ihtiyacım var. Polat Alemdar. Sana ölürken bile bu vatana hizmet etme fırsatı sunuyorum. Bununla da ilgilenmiyor musun? Benim şerefli ölüme ihtiyacım yok. Ama vatana hizmet etmek için yapmayacağım şey de yok. Öyleyse vatan için sonu ölüm olan bir görevi reddetmezsin. Bir şartla. Abdüley ve Cahit'in benim hatamın bedelini ödemelerine müsaade etmeyeceksiniz. Onlar sadece benim emrimi uyguladılar. Onlarla ilgili heyetin bir hükmü yok. Akıbetleri senin vereceğin karara bağlı. Görev nedir? Suriye'de rejimin kullandığı paramiliter bir örgüt var. Bölgede korku salmak için aklı hayale sığmayacak vahşeti, katliamı yapmaktan çekinmiyorlar. Muhalefetin direncinin kırılmaması için durdurulmaları gerekiyor. Kim bunların lideri? Asım denilen bir adam.
intizamet haberine anil muarizin fil ceyş. Behalli halfar yıkıtlek. Bıdde tıkır. Savab ala razi. La tedvate. Ay ahir fırsah nişan tahkir. Kemen şuveyi bin sahın il kaffas. Ma yibqa lil fa'ir menfez. İlla biyitlek. Uyakilek. Untahay. Bu adam ölünce örgütü dağılacak mı? Bu bölgeye korku salmış bir simge. Bölge halkı bu caninin korkusundan Baas rejimine karşı hareket etmekten korkuyor. Bu caninin ölmesi onlara umut verecek. Bu adamı öldürmek neden bu kadar zor? Adam hayalet gibi. Neye, kime benzediğini bilen yok. Daha önce öldürmek için girişimde bulunan bütün ekipler ya kendileri öldüler ya da bir şekilde yanlış kişileri öldürdüler. Orada bana destek verecek kimse var mı? Polat Alemdar. Orada sana selam vereni bile yok ederler. Bu işte tek başınasın. Alptekin'le Şamil hakkında karar verdiniz mi? O senin konun değil. Bu görevin başarılmasını gerçekten istiyorsanız, Şamil ve Alptekin'i yanıma verin. Burada boşuna öleceklerine, orada hizmet ederken ölürler. Abdüley, abiyi hala geri getirmediler. Teslim olmayacaktık Cahit. Yanlış yaptık. Abi, ihtiyarlardan kaçış var mı? Eninde sonunda bulacaklardı. En azından biraz uğraştırırdık adamları. Böyle kolay olmazdı. O stresle yaşanır mı kardeşim? Arkadaşlar, oturun, oturun. Arkadaşlar, maalesef haberler iyi değil. Polat Alemdar ve iki arkadaşınıza ölüm kararı çıktı. Arkadaşlarımızla vedalaşabilir miyiz? Üzgünüm ama bu mümkün değil. Yeni bir göreviniz var. Ben arkadaşlarımı son kez görmeden göreve falan çıkmam. Aynur'a. Siz karışmayın. Bu benim seçimim. Aynur'a kendini iyi hissetmiyor. Rahatsız olduğu için göreve onsuz çıkacaksınız. Bunu Aksaçlı'ya böyle ileteceğim. Aynur'a, biz de çok üzgünüz ama yapacak bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Bu da beni kahrediyor Akif.
Yürüyün, gidiyoruz. Nereye? Gidince öğrenirsin. Siz kalıyorsunuz. Polat abi nerede? Merak etme. Birazdan siz de onun yanına gideceksiniz. Sana sıkın ulan. Ne bekliyorsunuz? Bırakmadılar Abdüley. Birlikteyiz işte abi. Nasıl bırakmadılar? Ben hiçbir şey anlamadım. Fazla zamanım yok. Bu gece Suriye'ye gidiyorum. Gitmeden her şeyi yoluna koymam lazım. Abi kendileri sıkamadılar. Bizi muhaberata mı öldürtecekler? Siz yoksunuz. Ben tek gideceğim. Abi, sen bizi kurtarmak için pazarlık mı yaptın? Sizin yaşamanız için her türlü pazarlığı yaparım. Abi, bizim için kendini feda etmene gönlümüz razı değil. Sen nerede, biz orada. Aksaçlı... Yaptığım hizmetleri göz önünde bulundurup bana güzel bir uğurlama ayarlar. Hizmet ederken canımı sahibine teslim etmek en büyük arzumdu. En azından son arzumu yerine getirdiler. Abi. Cahit. İhtiyarlar bile son arzuma saygı gösteriyorlar. Siz göstermeyecek misiniz? Artık dayımız sensin. Ne yapacağız? Hazırlığınızı yapın. Zaza dayımızın intikamını alacağız.
İmdat. Sen Zaza dayının yeğenisin. Tek varisisin. Dikkat et. Zülfikar ağa, ben dayımın intikamını almadan hiçbir şey değilim. İmdat. Dayının sana vasiyeti neydi? Demedi mi sana intikam peşinde koşmayacaksın? Koşmayacağım Kara abi, alacağım. Önce yasını tutacaksın. Dayın için hayır hasenat yapacaksın. Baksana oğlum, dayının emaneti olan bir sürü yeğenin var. Onları başıboş bırakmayacaksın. Ben dayımın intikamını almazsam onların yüzüne nasıl bakarım? Sana söz. Ben sana dayının intikamını doya doya aldırtacağım. Ama dikkat et. Karşındaki 3-5 kaçakçı değil ha. Sonra arada sizi çıtır çıtır yerler, haberiniz olmaz. Kara abi, ben çocukları en fazla 1 hafta 10 gün oyalarım. Ondan sonra beni de dinlemezler. Tamamdır. Sözüm söz koçum. Merak etme. Efendim Abdülay. Polat Alemdar bizi çağırmış. Kalkıp gidelim. Kara, İmdat'ı ne yapacağız? Bektaş, Baki, ikiniz de burada kalacaksınız. Biz dönene kadar imdat size emanet. Baki, bak bu değil intikam. Sakız almaya kalkarsa seni bitiririm ona göre, tamam? Yine başımızda, makamınızda görmek beni çok mutlu etti. Ben görev başında değilken yaptıklarını öğrendim. Yaptıkların gözümden kaçıyor sanma Mete. Her adımını takip ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Bütün varlığımla size hizmet için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım Polat Alemdar denilen o haine gereken ders verilmiştir. Biz ihaneti ne zaman cezasız bırakmışız? Kime ne gerektiğini çok iyi biliriz. Yeri geldiğinde de herkese hak ettiğini veririz Mete. Sen bunlara kafan yor mu? Efendim, bana müsaade edin. Bundan sonra güvenliğinizle bizzat ben ilgileneyim. Sen daha yanındaki adamı tanıyamamışsın Mete. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın? Anlamadım efendim. Erkan senin adamın değil mi? Erkan'ın bir kusuru mu oldu? Memati baş suikastini o düzenlemiş. Üstelik de bunu heyet adına yaptığını söylemiş. Bu durumdan senin haberin yoktur diye düşündüm. Kesinlikle. Ne bir bilgim var, ne de Memati Baş suikastiyle en ufak bir ilgim var efendim. Sizi temin ederim. Bu daha mühim değil mi? Yanındaki adam neye ve kime hizmet ettiğini bilmeden senin arkandan iş çeviriyor. Memati baş suikasti bize neler kaybettirdi biliyor musun? Efendim, müsaade edin, hatamı telafi edeyim. O şerefsizi bizzat konuşturayım. Bu artık bizim meselemiz.
Erkan'ı bizzat sorgulayacağım. Sen adamı Rauf'a teslim et. Abi, Mehmet abinin katili başkan mıymış? Abdül, abi Erkan işinde bana çok kızdı da ondan mı böyle yapıyor? Yok kardeş, başka meseleler de var. Kardeş falan dediğine göre durum vahim galiba Abdül. Memati abinin ölümüyle başkanın ilgisi yokmuş Erhan. Bizi kötü oyuna getirdiler. E siz nasıl yaşıyorsunuz o zaman? Abi kızacaksın ama kız. Söyleyeceğim. Biz de gelelim. Sen olmadan biz zaten ölüyüz. Abdurey, ben nasıl Memati öldüğünde onun için yaşamaya devam etmişsem, siz de hem Memati için hem benim için yaşamaya devam edeceksiniz. Bu oyunu bozmak için elinizden geleni yapacaksınız. Abi, senin bulamadığını biz nasıl bulalım? Bulamazsan da en azından o yolda canını verirsin. Abi, Zülfikar Ağa ile Kara geldi. Gelsinler. Buyurun. Size sevinmediniz. Can Polat, senin haberin yok ama Zaza'yı kaybettik. Nasıl? O örgütçüyü öldürmeyi kafaya takmış. Onlara yem diye beni verip pusu kurmuş. Ama örgütçüler kalabalık gelmiş. Ben de kurtaramadım. Her şey üst üste geliyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Can Polat, sen bizi neden çağırdın? Ben Suriye'ye gidiyorum. Bir süre buralarda olmayacağım. Polat Alemdar, ne Şam'ın şekeri, ne Esad'ın yüzü. Ben gelmiyorum kesinlikle. Hiç boşuna çağırma. Yok. Zaten sen burada lazımsın Kara. Ha. Ben oradayken örgütle muhaberat eylemlerini arttıracak. Siz onlara engel olacaksınız. Can Polat, Yezid'in yuvasına gidiyorsun. Yalnız gitmek olmaz. Olur Zülfikar Ağa. Sen bana oradaki adamlarından en güvenilir olanıyla irtibat kur, gerisini merak etme. Devlet sana ağladı, sızladı. Bu herif başta kalırsa ülkenin savaşa girme ihtimali var. Aman Polat Alemdar, bu işi hallet dedi. E tabi sen de vatan millet lafını duyunca dayanamadın gidiyorsun değil mi? Kara, mesele senin dediğin gibi değil. He, Allah. Sen niçin çalıştın şimdiye kadar Kara? O sırtındaki parkadan başka bir şeyin var mı? Can Polat, ben hemen oradakilerle irtibat sağlarım. Eyvallah. Kara, şu
Muhaliflere dağıtmak için verdiğim silahlar nerede? Nasıl nerede? Dağıttık ya. Kara, bir bak bana. Ben de onu yiyecek göz var mı? Bilmiyor muyum silahların en az yarısını bir yere gömdüğünü? Ama Polat Alemdar, hem diyorsun yalnız gideceğim, hem de benden bir kamyon silah istiyorsun. Ne yapacaksın o kadar silah? Misafirliğe gidiyoruz Kara. Elimiz boş mu gidelim? İyi. Nerede bu Erkan iti? Kaçmış efendim. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Allah cezanızı versin. Gerçi ben vereceğim ya. Rauf, kardeşim, sen acilen durumu başkana bildir. Efendim, sevinecek zaman mı? İhtiyarlar bizi mahvedecekler. Sen de mi ihtiyarların adamısın? Ha? Açık konuş. Ben sizin adamınızım. O Erkan namussuzluğuna hiçbir şey yapamayacaktım. İyi ki kaçmış. Bazen diyorum ki Allah beni seviyor. Ama bazen. Ne cevap vereceğiz Erkan için? Bürokrasinin kuralı. Verecek bir cevabın yoksa ödeneğin artmasını iste. Babam beni çok seviyor. Küçük olduğu için çok çok ama çok seviyor yazdıramadım. Ben okurken hep babam beni çok 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 ama çok seviyor diyor ki. O zaman beni çok 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 mutlu edersin. O zaman ben de sana bir tane yaptırayım, sen de tak babacığım. Olur. Yaptırırız değil mi dede? Tabii ki kızım. Yaptırmışken sana da nineme de yaptıralım. En doğrusu kızım, hepimiz takarız. Bana yok mu? Senin kolyeni babam alır. Kalple. Bak bak. Bırakmadın ki evladım köfteden başka bir şey yapayım. Anne, en çok köfteyi seviyorum. Anne, bırak ben servis edeyim. Kızım, bunca zaman ayağa kalkayım diye dua ettim. Bir kadın için en güzel şey sevdiklerine hizmet etmek. Yine aşure de yaptı. Ama o kadar söyledim, çikolatalı aşure yapmadı. Niye gülüyorsunuz? Her şeyin çikolatalısı var. Hem aşurenin içinde sizin sevdiğiniz her şeyi var. Bir tek benim çikolatam yok. Bir şeyden de çikolata geri kalsın kızım. Geleneklerimizi sürdürmek ne güzel. Kaç yüzyıllık aşure geldi, sofranın konusu oldu. En azından Muharrem ayını hatırlatıyor. Hazreti Hüseyin'in katledildiği ay değil mi baba? Evet kızım. Bu acı öyle bir acı ki, İnsanlığın özgürlüğü için
doğrularından vazgeçmeyenlerin canlarıyla, başlarıyla feda olduğu bir acı. Bile bile ölüme gitmek ne şerefli, ne hayran olunası, ne unutulmaz bir şahadet. Ben en çok neye alınıyorum biliyor musun bey? Hüseyin Efendimizin şahadetini anıyoruz. Değil bir ay, 12 ay ansak yetmez. Ya kız kardeş, evladı Resul Hazreti Zeynep? Ciğer paresi, abi şehit ediliyor gözünün önünde. Acısını bile yaşamasına izin verilmeden zincire vurulup o melun Yezid'in önüne çıkarılıyor. İşte bundan kimsecikler bahsetmez. Ben de onu alınırım. Haklısın hanım. Bugün eğer Kerbela'daki fedakarlık biliniyorsa, insanlık bunu Hazreti Zeynep'e borçludur. Yok mu bir kitap bunları okusak? Ben hiç bilmiyorum bunları. Ben bitirdim. Sana da verecektim. Aşkın elçisi. Vereyim de oku. Şurada açlığımızı giderirken, Kerbela'da aç susuz bırakılan şehitlerimizi, büyüklerimizi, mübarek insanları anmak da Müslümanların büyük bir çilesi. Al kızı. Teşekkür ederim anneciğim. Gerçi dedik ki birlikte bir yemek yiyelim, yüzümüz gülsün. Aşureden geldi laf, nerelere dolandı. Annem hissediyor lafın buraya neden dolandığını. Babam da. Belki Elif bile. Ölmekten hiç korkmadım. Ama sevdiklerimi üzmekten hep korktum. Hatırlamaya çalışıyorum. Ali candanken son gecemizi nasıl geçirdiğimizi. Annem yine köfte yapmıştı. Hızlıca yiyip çıkmıştım. Yok yok, kaçmıştım. Elif'le yemek yiyeceğimi bahane edip. O zaman en azından kokumu duyarlar diye düşünmüştüm. Bu sefer bu gidişin dönüşü yok. On yıl önce bu evden giderken kızım yoktu. Annem de babam da en azından ölümümü bir kez tattılar. Tüm inancıma rağmen kızım ne olacak diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Onun sahibi ben değil, Allah. Ama yine de korkuyorum. Allah'ım sen affet. Bu babalara verdiğin histen sana sığınırım. Kızım ne olacak demekten kendimi alamıyorum. Hadi. Aa, hayırdır anne? Bir hava alıp geleceğiz. Harbe mi gidiyor oğlun? İçimden geldi kızım. Hemen gelinlik yapıp kıskanıyorsan gel sana da sarılayım. Geç geliriz. İsterseniz beklemeyin. Hadi görüşürüz. Sahi, nereye gidiyoruz? Gezmeye, tozmaya, eğlenmeye gideriz diye düşündüysen çok yanlış adamı seçtin demek ki Leyla. Oo, sendeki aksiyon kimde var? Hakikaten nereye gidiyoruz? Ölüme desem benimle gelmez misin? Gelirim. Daha ne soruyorsun?
güzel bir ağaç. Memati mi burada? Evet gülüm. İlk defa bir sırrını paylaşıyorsun benimle. Belki de son. Anlamadım. Leyla, benim kaderim bin anlamın ucunda. Memati gibi bir başka yarinim de Azrail. Ola ki bir namlunun ucu beni kardeşimin yanına davet eder. Elif, mezarımı burası bilsin. Ha ben ha Memati. Kızım her ziyaretime geldiğinde ben nasılsa burada olurum. Niye böyle şeyler söylüyorsun ki? Dünyanın bin bir türlü hali var. Tamam. Bin bir türlü hali var ama mezarın bile olmayacak ne demek? Mesela diyorum. Sen ölmeye gidiyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Ağlama gülüm. Senden başka güvenecek kimse yok. Ağlarsan ben nasıl giderim? Gitme. Bir hata yaptım. Büyük bir hata yaptım. Onun da bedeli gitmek. İnsanlar ne hatalar yapıyor? Sana mı kaldı hataya karşılık ölmek? Madem adımı Polat, soyadımı Alemdar koydular, bu da ismimin şanı olsun. Sen ne vicdansız, merhametsiz, gaddar bir adamsın. Hadi beni hiç sevmiyorsun. Annene babana da mı üzülmüyorsun? Kızına da mı acımıyorsun? Leyla. Madem babasız bırakacaktın, bıraksaydın Amerika'da kalsaydı. Hiç olmazsa babasız büyümezdi. Güzel yüzlüm. Ben anladım. Senin kalbin yok. Sen hiçbirimizi, hiçbir şeyi sevmiyorsun. Memati'yi bile sevmiyorsun. Kardeşim yanına geleceğim diyorsun. Bir sor bakayım Memati senin yanına istiyor muymuş? Ya istemiyorum, git. Neden bana söyledin ki? Bıraksaydım, bilmeseydim. Çok bunun için sitem etti. Keşke bilseydim diye. O gün içimden söz verdim. Bir daha bunu kimseye yaşatmayacağım diye. Seni nerede öldürecekler? Aşkın olmasa. Suriye'de. Olur gider. Arkadaşlar, sizi burada görmek ne kadar güzel. Çok sevindik. Çok uzun görmeyeceksiniz Mirsat. Vedalaşmaya geldik.
Hayırdır? Son bir görev için Suriye'ye gidiyoruz. Ne demek son görev? Dönüşü yok demek. Ama üzülmeyin. Polat abi sayesinde en azından hain gibi ölmeyeceğiz. Vakit tamam. Polat Alemdar'la birlikte gidiyorlar. Belki de kurtulurlar. Hemen olumsuz düşünmeyin. Düşündüğüm şey için gidiyorlarsa, dua et ilk çatışmada şehit olsunlar. Yakalanırlarsa her saniye ölmek için yalvartacaklar. Yeni yeni adetler. Abi üstümde hakkım büyük. Sizin de hakkınız büyük. Ben de sizin elinize eğileyim o zaman. Dur Allah'ını seversen. Abi bu iki çömezi götürüyorsun, bizi götürmüyorsun. Bilirim yalan söylemezsin ama... Çocukların kalemi kırıldı Cahit. En azından milletlerine hizmet ederken ölsünler. Ölüme giderken de mi Raco? Sana ne abi, kim nasıl ölecek? Sen gidince Meteler falan herkes üstümüze gelecek. Ne yapacağız? Siyaset yapacaksınız. Memati'nin işini çözmek için... Gerekirse Metelerin emrine gireceksiniz. Benim size tek vasiyetim Memati'nin katili. Sizler de ölecek olursanız, siz de bizi seven herkese bunu vasiyet edin. Hadi Allah'a emanet olun. Cahit'i ağlarsan kafana sıkarım. Sık o zaman. Demek bir savi hem semi dinar. İlle ki telte bir yeş aşra zeyek. Yalla, merhaba.
Bakala, kalk! Bakala! Muhaliflerin kontrol noktasına yaklaşıyoruz. Abi, problem olabilir mi? Yok. Ama siz yine de temkinli olun. Özgür Suriye'ye hoş geldin. Hoş bulduk. 50 kilometre sonra yol kenarında eski bir benzinlik var. Seni orada karşılayıp şehre sokacaklar. Özgür Suriye burada bitti galiba. Kimse kimseye özgürlüğü bedava vermez kardeş. Bedelini ödeyip kendin alırsın. Bunu da en iyi siz bilirsiniz. Abi biz Şeyh Şamil'den beri bedel ödüyoruz ama özgürlüğümüzü elde edemedik hala. Ama mücadeleden bir gün bile vazgeçtiniz mi? Hayır abi. Çünkü özgürlük ateşi İnsanın kalbinde sönmedikçe er ya da geç mutlaka amacına ulaşır. Gün gelecek Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da özgürlüklerine kavuşacaklar. Buluşma yerine birkaç kilometre kaldı. Siz buradan sonra konuştuğumuz şekilde hareket edin. Şehirde buluşuruz. Tamam abi. Efendim, Sencer Bey görüşmek istiyor. Müsait olmadığınızı söyleyeyim mi? Rauf, bu konuda çok duygusal davranma eğilimindesin sen. Efendim, ben sizin kadar geniş göremem olayları.
Ama Sencer Bey'in yaptıklarını içime sindiremiyorum. Naip olarak senin görevin olayları analiz etmek değil. Analiz yaptığında tarafsız kalamazsın. Töreler ne diyorsa senin görevin sorgulamadan, taraf olmadan yerine getirmek. Sencer'i daha fazla bekletmeyelim. Emredersiniz efendim. Umarım bana kırılmamışsınızdır. Beni çok uzun zamandır tanıyorsun Sencer. Böyle durumlarda olayları kişisel almayacağımı da bilirsin. Üyelerden benim girişimimi yanlış anlayanlar olmuş. Bana karşı bir düşmanlık seziyorum. Ben sadece heyetin liderliğinde bir boşluk olmadığından emin olmak istedim. Sencer, biz sadece bir görevi paylaşmıyoruz. Biz bir kaderi paylaşıyoruz. Kader arkadaşları arasında düşmanlık olmaz. Aksine ben senin tavrını çok takdir ettim. Diğer üyelerin de olayı böyle görmeleri için gereken telkini yaparım. Efendim, heyet içerisinde size en yakın olan ben olduğum için böyle girişimi benim başlatmam gerektiğini düşündüm. Aksi halde bir başka arkadaşımız hakkında şüphe oluşturabilirdi. Sen doğrusunu yaptın. Görevimiz hepimizin varlığından daha kutsaldı. Beni yanıltmadığın, sana verdiğim emeklerin boşa gitmediğini gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu saatte dediğim yere gidersek sizin burada olduğunuzu öğrenirler. Bir ara nasılsa öğrenecekler. Bunu yapmazsak silahları alamazsınız. Silahları size ulaştırabilmek için ben buraya geldim. Polat Alemdar, çok büyük bir insan olduğunu biliyoruz. Ama bunu canınla ödersin. Bu Suriye ateşi sönmezse Orta Doğu'daki bütün insanlar yanıp kül olacak. Benim canım mı önemli, insanlar mı? Vallahi ben de canımı seninle birlikte vereceğim. Ama yine de dediğini yapacağım. Tek korkumuz var. Ölmek değil, bu zalimlerin eline düşmek. Ben ellerine düşerim de size bu esareti yaşatmam. Hadi gidelim. Nerede çocuklar? İçeride. Git getir. Üstünü çıkar şunun. Üşüyor diye giydirdik. Çıkar. Ulan ben size demedim mi bu çocuklara iyi bakacaksınız diye? Bunların hepsi para.
Biri hasta oldu mu hepsine bulaşır. Yemin ederim buraya getirene kadar hasta değildim. Çocukları da öldürün. Bir işimize yaramazlar artık. Muhaberattan aradılar. Polat Alemdar muhaliflere silah vermek için buraya gelmiş. Şam'a. Evet. Polat'ın benzeridir o. Yok efendim, kendisiymiş. Delirmiş mi bu adam? Türk devleti rejimimizi yıkamadığı için delirdi. Şam sokaklarında böyle bir delinin gezmesi tehlikeli. Ne zamandır böyle büyük bir deliği tedavi etmek istiyordum. Hoş geldin. Efendim, yolunda gitmeyen bir şey mi var? Beni neden Mete'nin yanından aldınız? Mete seni öldürmeye karar verdi. Müdahale etmemiz gerekti. Ayrıca senin için daha önemli bir görevimiz var. Emredin efendim. Beyler, ben artık burada duramıyorum. Polat abi olmadıktan sonra bizim burada ne işimiz var? Şu tuvaletin kapısını abi bekle dese, ben oturur bir ömür beklerim. Benim ciğerim yanmıyor mu sanıyorsun? Erhan haklı Abdüley. Abinin bize emaneti taş duvar mı? Cavit, biz burayı terk edersek biri gelip çökmez mi? Ben kimseye Polat Alemdar'ın devri kapandı dedirtmem. Kapanmadı mı? Erhan, annem seni çok sevmiş. Torpilin büyük yerden. O yüzden seni eve aldıracağım. Ne diyorsun lan sen? Erhan, saçmalama. Mete, çok yanlış zamanda yanlış yere geldin. Bir yanlışa kurban gitme. Haddini bil. Sen kimle konuşuyorsun? Nafiz. Ne anlayışsız adamsın. Kuyruğu dik tutuyor çocuklar. Severim dik adamı. Ama benim karşımda değil, yanımda dikileni severim. İhtiyarlar sizleri benim emrime verdi. Bundan sonra benim adamlarımsınız. Burası Polat Alemdar'ın mekanı. Haddini bil. Burası KGT'nin mekanı. KGT'nin başı da benim. Acınız var, anlıyorum.
Polat Alemdar tarih oldu. Onun için bu seferlik sizi mazur görüyorum. Acınızı yaşadınız, yasınızı tuttunuz, bitti. Bundan sonra ya bana çalışırsınız... Çalışmazsak ne yapacaksın? Öldüreceksin mi? Yok. Devletin bir kötü tarafı var. Adam çıkartmak çok zor. Ama sizi devlet üretme çiftliklerine tayin ettiririm. Orada tosuncuklara bakarsınız. Ben kendi adıma KGT'de memnunum. Hiç öyle bakma Abdül. Benim için esas olan devlet. Kişiler gelir geçer. Ne diyorsun lan sen? İçinizde bir akıllı Erhan çıktı. Annemin sevdiği kadar varmış. Aferin koçum. Çay alır mısınız? Alırım koçum. Mete, abiye söz verdik. Onun için sabrediyoruz ama daha üstümüze gelirsen önce sözümüzü çiğneriz, sonra seni çiğneriz. Bu mekan mı yani bütün mesele? Zaten KGT'ye yakışmayan bir yer. Haklısınız efendim. İsterseniz yıkalım gitsin. Sen kimin malını yıkıyorsun? Nafiz doğru söylüyor. Sizi üzmeyeyim. Ben burayı yıkayayım. Yerine de bir otopark yaptırayım. Gelene geçene bilet keser... Yolunuzu bulursunuz. Çaylar geldi. Silahları boşaltın. Hadi çabuk. Polat Alemdar. Beni mazur gör ama ben anlamadım. O silahlar için senin buraya gelmene gerek yoktu. Yeri bildirsen biz kendimiz de gider alırdık. Duydum ki moraliniz bozukmuş. Moral vermeye. Yanınızda savaşmaya geldim. Buyur. Biz bu azgın diktatöre karşı canımız pahasına ayaklandık. Ama dün bize ayaklanın diye gaz verenler bugün feryadımızı bile duymuyor. Siz batılı devletlere güvenerek mi ayaklandınız? Zulme karşı mı başkaldınız? Bizim verecek bir canımız kalmıştı. Onu da vereceksek savaşarak verelim dedik. Ama bazısı biliyorsun öyle bir korku imparatorluğu kurmuşlar ki hafızalardan bir anda silinemiyor. Batılıların duyarsızlığı halkımızı umutsuzluğa itiyor. Halkınızı umut olacak sizlersiniz. Siz bu haklı davanızla birlik olursanız, değil Boğaz, dünya karşınızda olsa hiçbir şey yapamaz. İntemin. Ben Arif Polat Alamdar Cembek. Lev tehalli yisipsi. Bağıt mabıt şof ibnek. Eyvah. İlvi babuslet. Ben bit bu besellime. Keman sahat polat alamdar ile her tür meydan. Huzur valat. Ve illa mabıt şof belihilim keman. Tamam. Mefum. Bir sorun mu var? Yok. Diğer gruplar senin geldiğini duyunca heyecanlanmışlar. İlle tanışmak istiyorlar. Ben de arkadaşlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.